Almanya'da aşırı sağcı parti AfD'nin kapatılması gündemde. İddiaya göre aşırı sağın önde gelen isimleri gizli bir toplantıda bir araya geldi. Ülkedeki göçmenlerin kitlesel sınır dışı edilmesi planını konuştu. O toplantının detayları basına sızdı, ülke ayaklandı. Almanya genelinde AfD karşıtı protestolar düzenlendi. Gözler şimdi Olaf Scholz liderliğindeki hükümetin atacağı adıma çevrildi. Avrupa'da İslam düşmanı göçmen karşıtları iktidara geliyor. Aşırı sağ özellikle Almanya'da yükselişte. Son yaşanan gelişme ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İddiaya göre aşırı sağın önde gelen isimleri gizli bir toplantı düzenledi. O toplantıda ülkedeki göçmenlerin kitlesel sınır dışı edilmesi planı konuşuldu. Olay basına sızınca ortalık karıştı. Tepki giderek büyüdü. Protestolara dönüştü. Toplantının basına yansımasının ardından Almanya genelinde ikinci parti konumunda olan ırkçı AfD'nin kapatılması gündeme geldi. AfD suçlamaları kabul etmiyor. Siyasi rakiplerince karalandığını savunuyor. Skandalı ilk olarak araştırmacı gazetecilik oluşumu Korrektif yazdı. Söz konusu toplantıya eski başbakan Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokratların en az iki üyesinin de katıldığı öne sürülüyor. İddia parti yetkilileri tarafından da araştırılıyor. Toplantı ile ilgili yapılan bazı haberlerde ise ülkenin Nazi geçmişine dikkat çekildi. Gizli görüşme 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Yahudileri toplama kamplarına gönderme planıyla karşılaştırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tempo yükseliyor. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ek %5 artış içeren teklif kurula gelecek. En düşük emekli aylığı da 10 bin liraya yükselecek. Aynı düzenleme işverene asgari ücret desteğinin 700 liraya çıkarılmasını da içeriyor. İşte meclisin gündemi var sırada. Emekliye ek zam, işverene asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğinde değişiklik. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftayı yüksek tempoyla karşılıyor. Genel kurul kapılarını salı günü açıyor. Çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi milletvekillerinin önüne geliyor. Teklifle SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına ek %5 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkacak. İstihdamı korumaya yönelik kapsamlı teşvikler de aynı düzenlemede yer alıyor. İşverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılıyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları da kolaylaştırılıyor. Buna göre asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne inecek. Genel salgın durumu kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya girecek. İşverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılacak. Fazladan kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere bu destek 2 yıl daha devam edecek. Liderlerse grup toplantılarından hitap edecek. Salı ve çarşamba günü mesajlarını kürsüden verecek.